Yani halkım bu tür yerlere rahatlıkla gitsin, gelsin, çocuklarıyla beraber oralarda yesin, içsin, yuvarlansın. Bunlara ihtiyaç var. Hep beton, beton, beton. Hep beton, hep beton. 3 sene önce bu vaatle millet bahçelerinin yapılmasının startı verilmişti. Ancak aradan geçen 3 yılın ardından söylemle eylem tutmadı. Memleketin dört bir yanına serpiştirilen millet bahçeleri için binlerce ağaç kesildi. Her yer betona gömüldü. Bu kez millet bahçesi yapılmak istenen yerin adresi İstanbul Üsküdar'da bulunan 200 yıllık geçmişi olan Validebağ Korusu. Sizin bu ülkede başlattığınız çevre ve şehircilik devrimi hiçbir zaman geometrik, derinliksiz, geçmişi silen ve millete ait milletin alanlarını millete kapatan bir ceberrut devlet şehirciliği olmadı. Koruya yapılması planlanan proje tepkilere neden oldu. Hem vatandaşlar hem STK'lar projeye karşı. Millet Bahçesi projesine karşı açılan davada bilirkişi raporunda birinci derece doğal ve tarihi sit alanı sayılan koru için projenin yapılmaması gerektiği yönünde karar verildi. Vazife olmayan işlere kalkışmamasıdır. Ancak bu defada projenin adı rehabilitasyon ve bakım projesi olarak değiştirildi. Vatandaşların oluşturduğu Validebağ gönüllüleri ise bunun sadece isim değişikliğinden ibaret olduğu görüşünde. Hem çevreciler hem de vatandaşlar koruyu korumaya kararlı. Öte yandan 2021 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum millet bahçelerinin sayısının 2021 sonu itibariyle 278 olacağını ve yatırım değerinin de 16 milyar lirayı bulacağını açıkladı. Toplamda 3 çeşit karga var.